Duyduk ki İstanbul'da İETT otobüslerinde yaşanan herhangi bir sıkıntı ve bu sıkıntının haber olması birilerini rahatsız ediyormuş. Aslına bakarsanız hepimizi rahatsız ediyor. Hepimiz bu konudan muzdaribiz. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar. E ne olacak? İstanbullu yorgun, İstanbullu kızgın, İstanbullu bezgin, İstanbullu pişman. İstanbullu ne zaman otobüse binecek? Aynı muhabbet. Acaba bu otobüs bozulacak mı? Acaba yanar mı? Yanmaz mı? Kazadır bu. Neden olduğu belli olmaz. Bir otobüs yandı dün ve yolcular panikle son anda kendilerini kurtardılar. Bu işin içinde bakımsızlık olabilir, başka şey olabilir. Biz yekününe baktığımız zaman İstanbul'da şu anda toplu ulaşımda bir sorun olduğu aşikar. Ama böyle başlamamıştı hikaye. İstanbullunun neden yorgun olduğunu, İstanbullunun neden bezgin olduğunu, İstanbullunun neden kızgın olduğunu anlamaya çalışalım bence. İstanbullu böyle başlamamıştı hikayeye. Her şey çok güzel olacak diyordu birileri. Ama İstanbul'da o kadar da güzel olmadı bazı şeyler. İstanbul'da seçimler öncesinde vaatler verildi. Ve bir vaat var ki şu anki mevcut İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Yönetimi'nin verdiği bir vaatti bu. O vaat sosyal medyada çok konuşulmaya, çok tartışılmaya başlandı. İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu megabüs vaat etmişti. Önce vaadi neydi bir hatırlayalım. İstanbul'da ulaşımın yeni alternatifi ve hızlı yolu olacak. Beylikdüzü'nden başlayıp Tem üzerinden Sultanbeyli'ye uzanacak 3,5 milyon kişi aktarma otobüsleriyle megabüslere ulaşabilecek. Ve oradan da 4 farklı metro hattına aktarma yapabilecek. Hem metrobüsün yükü hafifleyecek hem de Tem üzerinden cazip bir toplu taşıma çözümü yaratılacak. Rahat ve hızlı ulaşım için çözüm var. Şimdi sizin de seslerinizi duyar gibiyim. Keşke olsaydı. Hani olsa iyi olurdu. Aslında sosyal medyadaki bu görüntünün altındaki yorumlarda da öyle diyorlar. Ben yapacağım demedim ki. Ben vaat edeceğim dedim diyordu bir tanesi. O çok komikti gerçekten. Ya da keşke olsaydı diyenler vardı. Gerçekten olsaydı iyi olurdu. Ama olmadı. Şimdiye kadar olmadı en azından. Bilmiyorum çalışma yapılıyor mu yapılmıyor mu? Bu konuda bir açıklama yapılırsa o da iyi olur. Ama netice itibariyle İstanbul'da megabüs diye bir şey görmedik henüz efendim. Devam edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.